La jeune fille voulait le dire, mais ne pouvait pas. L'homme regardait la jeune fille avec beaucoup d'enthousiasme. Il donnerait sa vie pour que quelques mots gentils sortent de sa bouche. Ama bu metin... Ne oldu? Metni beğenmedin mi? Yo, aslında çok sevdiğim bir romandır. Ne güzel işte. Hem anın ruhunda yansıtıyor sanki. Devam et bakalım, kız söyleyebilecek mi? Hadi. Neyi bekliyorsun? Biliyorsun. Çevirilerini ilk dinleyen kişi olma hakkı bende. Ama orijinali de heyecanlandırıyor yani. Heyecanla sizi bekliyorum çevirmen hanım. Aslında uyumayayım diye bir şeyler okuyoruz ama... sanki daha çok uykumu getiriyor gibi. Demek okumak uykunu getiriyor. Hı-hı. Peki, ne yapalım? Ben sana masal anlatayım. Masal mı? Ama o daha çok uyku getirmez mi? Bu masalın uykunu getireceğini sanmıyorum. Hangi masalmış o? Karlağan ve Tutsak Kız. Karlağan soluksuz. Gözümü kırpmadan dinleyebilirim. Bir varmış, bir yokmuş. Geldik masalımızın sonuna. Karlağan ve Tutsak Kız. Uzun uzun yollardan geçerler. Türlü türlü badireler atlatırlar. Gel zaman, git zaman. Sonunda devasa aşılmaz kapıya ulaşırlar. Ama o kapının açılması için tılsımlı birkaç kelimenin söylenmesi gerekmektedir. Yoksa kapı önlerinde aşılmaz bir duvar gibi dikilecektir. Karlağan hemen sihirli kelimeleri söyleyip üzerine düşeni yapar ama kapı açılmaz. Sonra aynı kelimeleri Tutsak Kız'ın da söylemesi gerektiğini anlarlar. Ama gel gör ki o sihirli kelimeler kızın ağzından bir türlü çıkmaz. Topu topu iki kelimedir aslında. Bir söyleyiverse kapı önlerinde açılacaktır. Ama yok. Dili lal olmuştur sanki. O sustukça kapının önünde öylece durup beklerler. Sen o kelimelerin ne olduğunu biliyor musun? Bilsen söylerdin herhalde.